Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı geceler dilerim. Bugün 30 Ekim 2021 günlerden cumartesi. Ben bütün arkadaşlarıma sağlık, mutluluk ve huzur temenni ediyorum. Dün biliyorsunuz çok önemli bir gündü dün 29 Ekim 2021 cumhuriyetimizin 98. yıl dönümüydü ve tekrardan ben Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bütün şehitlerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Bize böyle bir vatan bıraktıkları için. Bugün yine cumhuriyetimizin adına düzenlenmiş çok anlamlı bir koşu var. Cumhuriyet Kupası koşusu. <laughs> yine günün anlam ve önemini taşıyan Cumhurbaşkanlığı koşusu var. Ben bu iki koşuyu sizlere bugün en iyi şekilde analiz etmeye çalışacağım sevgili yarışseverler. Biraz kırgınlığım var arkadaşlar. Özellikle dün Bursa 2. altılı ganyan analizimiz tuttu. Biliyorsunuz e, dün analizlerimde e, çok rahat bir şekilde altılıyı bulduk. 3370 lira verdi. Sadece iki arkadaşımız tebrik etmiş. Yani binlerce kişinin izlediği bir videoda iki kişi sadece tebrik ediyor. Arkadaşlar ben sürekli tebrik bekleyen bir insan değilim ama altılımız gelmediği zaman tenkitler çok oluyor. Tabii ki tenkit olacağı gibi başarıda da tebrik bekliyoruz ama çoğu arkadaşımız bu konuda duyarsız kalıyor. Özellikle videolarda, beğenilerde, yorumlarda çok çok düşük görüyorum, destek görmüyorum. Ben sizlerin desteği olduğu süre içerisinde ben de elimden geldiği kadar sizler için elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Bu konuda hepinizin duyarlı olmasını, yine YouTube kanalımıza abone olmalarını videolarımızı beğenmelerini ve yorum yazmalarını önemli rica ediyorum sevgili yarışseverler diyerek ben analizlerime geçeceğim. İki koşuya analiz edeceğim arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı kupası koşusu biliyorsunuz 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 2400 mesafe Çin pistte koşulan grup bir yarışı. 1 milyon 32 bin lira değerinde bir yarış. Sevgili yarışseverler bu koşuda özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Evet. Gia Point'in tayı 2 numaralı Long Runner. 2 numaralı Long Runner geçen senede Cumhurbaşkanlığı koşusunu kazandı. Ondan önceki senede Cumhurbaşkanlığı koşusunu kazandı. Bu safkan iki sene önce bu koşuyu ağır piste kazandı. O gün de sizlere ısrarla birinci şanslı isim olarak vermiştim ki o gün biraz daha sürprizdi. Lamp geldiği zaman kendini ispatlama aşamasına girmişti. Özellikle o mesafelerde ve bugün... Geçen sene yine bu koşuyu Long kazandı normal pistte. Arkadaşlar Long Runner'ın koşularına baktığımız zaman 2000 mesafe ve üzeri koşularına bakalım ve Ankara koşularına bakalım. 2000 mesafe ve Ankara ve Çin pistte koşulan koşulara bakalım. Daha ikinciliği bulunmuyor. Ben bu safkan esasen çimci bir safkan olduğuna inanıyorum. İstanbul koşularına bakabilirsiniz arkadaşlar. 2000 mesafe üstü sadece kim yarışlarına bakın. Bu safkanın bakalım ikinciliği var mı? Özellikle Ankara pistinde gerçekten yüksek performansı olan bir isim. Arada e, sentetik koşularda, arada kum koşularda koşuyor. Buna rağmen yine o pistlerde de başarılı oluyor. Birinci gelemesi de ikinci geliyor. Benim Sahibi sahibi ben olsam Runner'ın ben sadece çim koşularda koştururum. Tabii ki e, sırf bir safkan bakmıyor ilgilileri. Belki yüzlerce safkana bakıyor. Bazı safkanların masrafını da büyük atlar çıkartır. Gerçekten atçılık kolay bir meslek değil arkadaşlar. E, bir atın aylık masrafı 7-8 bin lirayı 10 bin lirayı bulabiliyor. Özellikle tabii ki e, seyisin askeri ücreti e, sesim maaşı sigortasında göz önüne alırsak gerçekten bayağı maliyetli bir e, masraflı bir olay atçılık sevgili severler. Ama ben iki numaralı Runner'ın tam bir çim atı olduğuna inanıyorum. Özellikle bu mesafelerde bu rakiplerini rahat geçmesini bekliyorum. Bugün günün banka ismi olarak öneriyorum. Bu safkanın arkasına özellikle bahis yapacak, oyun oynayacak arkadaşlarıma önereceğim isimler olacak. Öncelikle isim olarak ben yine bu mesafede çok başarılı koşmasını beklediğim bir isim var. Bugün sürprize imza atmasını bekliyorum aslında. 5 numaralı Sukatleo Bugün Mehmet Akkavuz arkadaşımızı gördüm üzerinde. Genelde Gökhan Gökçe arkadaşımız biliyordu ama özellikle bu safkan e, teşviği seviyor. Bu safkan hissedilmeyi seviyor arkadaşlar. Skatlo gerçekten e, çok etkili bir isim. Bugün mesela pist ağır olsaydı çok ağır olsaydı. Landowner Scott Leo tartışmasız başka safkan düşünmezdim. Ama son yarışında yine normal pistte bu safkanın etkili koşabileceğini gördüm. Son yarışına 7. gelmiş olsa da sonlarda özellikle esneye esneye zıplaya zıplaya ivme kazandığını gördüm. Ben bugün Mehmet Akgörüz dairesinde 5 numaralı katlı oyu özellikle sürprizci arkadaşlarıma bahislerine arka sıralarda ikincilik, üçüncülük, dördüncülüğe de koymalarını kombine şekilde koymalarını e, önereceğim. Yine 11 numaralı Burgaz Gerçekten çimde ve uzun mesafede çok etkili bir isim. Yine son yarışına daha forma girdiğini belli eden bir isim 11 numaralı Burgaz. Yine üçüncü şans vereceğim isim olacak. Ben burada yine e 4 numaralı Mister Görkem'den bahsedeceğim arkadaşlar. <laughs> 4 numaralı Mister Görkem de özellikle sonlara iyi saklanırsa gerçekten sonlarda çok iyi saldıran, özellikle uzun mesafeli bu tip yarışlarda sonlarda çok etkili olabileceğini gösteren bir isim, bir genç Ceren temsilcisi arkadaşlar. Ben bugün 4 numaralı Mister Görkem'i de yine bahis soyunları için Öneriyorum yine 12 numaralı Real Runner. Bir türlü e, istenilen düzeye gelmedi. Belki baş safkan da olabilirdi. Özellikle Burgas bu sene olmasaydı gerçekten e, çok iyi yarışlar yapacaktı ama yine ben kalitesine güveniyorum. Bir invisible son temsilcisi. Özellikle uzayan mesafelerde her zaman etkili koşabilecek bir isimdir. Yine 6 numaralı Uğur Bey. 9 numaralı Yamanlar Beyi ve 10 numaralı Zafer Ateşi esasında 9 numaralı Yamanlar Beyi çok formda bir isim ama Ankara performansını çok da beğenmedim arkadaşlar. O yüzden bugün 9 numaralı Yamanlar Beyi'ni yine tabelada arka sıralara koymanızı öneriyorum. Ve ben Cumhuriyet koşusuna Cumhuriyet koşusuna geçiyorum. Burası da kupalı bir yarış arkadaşlar. Burada özellikle şunu ifade edeceğim. Belki bu grupta çok çok bu mesafelerde çok çok büyük işler yapmasa da 13 numaralı Arya Liva'yı gerek koşu stilini gerek Gökhan Kocakaya'yı son yarışını biliyorsunuz Gökhan Kocakaya idaresinde piste çıkmıştı. Bu safkanla çok iyi uyum sağlayacaklarını çok iyi işler yapacak. ]larını düşünüyorum. Bugün 13 numaralı Arya Liva ilk safkanım. Yine 14 numaralı Gül Hatmi. Kısrak olmasına rağmen gerçekten çok iyi yerlere geldi. Geçen sene safkanın sahrası düşük. Aşağı sarkmış şekildeydi. Safkanı beğenmiyordum. Bu sene gerçekten kendinden emin dik fulelerle dik adımlarla yürüyor. Aynı erkek taylara benziyor. Gerçekten çok beğenimi kazandı. Son güzel birinciliklerle zaten bunu belli etti. Bugün bu safkana da Halis Kartaş arkadaşımız binecek ben e, yine tam bu mesafelerde özellikle 1800-2000 mesafe olsaydı tereddütsüz yine banko verilebilecek isimdi. 14 numaralı Gül Atma ama çok formda hayatın en iyi durumuna geldi. Bugün e, ben 13 numaralı Argeliva ile ikisinin önlerde çok şanslı olacağını yani birincilik için çok şanslı olacağını düşünüyorum. Yine 4 numaralı Kara Mustafa'nın da hakkını yememek lazım. Bu safkan da e, pist ayırmadan koşabilen bir isim. Özellikle Çim yarışta hayatın ilk iki koşusuna kumda birinciliklerle başlamıştı arkadaşlar. Daha sonra kumda grup yarışlarında çok büyük başarı elde edemedi. Ama özellikle iki yarış önce yine grup bir koşuda güzel bir üçüncülük elde etti. Ee, yine son sentitik koşusu da çok güzeldi ama ben bu Safkan özellikle Çim'de daha etkili koşmasını bekliyorum ki bu Safkan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusunda güzel bir birinciliği vardı. Grup bir yarışta o koşuyu hatırlıyorum arkadaşlar. Yine geçen sene Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusunda da güzel bir ikincilik elde etmişti. Bugün ben bu Safkan'ın yine ee, önlerde yani ilk 3 safkan arasında düşünülmesinden yanayım. Yine Altunmalı Oğuz Boylu pist ayırt etmeden koşabilen bir isim. Özellikle Ahmet Çelik arkadaşımız bugün safkanı tercihlemiş. Daha önce de bu safkan birkaç sefer binmişti ama çok da etkili bir yarışı Ahmet Çelik arkadaşımız idaresinde olmadı. Ama ters bir safkan ne zaman ne yapacağı belli olmayacak bir nitelikte bir isim arkadaşlar. O yüzden yine bahis oyunlarına yazabilirsiniz. Ben 7 numaralı Yeltay'dan bugün özellikle yine etkili bir yarış bekliyorum. Tabela için özellikle 1400'e kadar çok etkili koşabilen 7 numaralı Yeltay bugün 1600 mesafeyi de zorlayabilir. Özellikle önlerde çok rahatsız edilmezse Yeltay bu pisti seven bir isim arkadaşlar. Özellikle Ankara pistinde güzel yarışları var bu safkanın. Yine grup yarışlarda üçüncülüğü, ikinciliği var. Bu safkanda bugün dikkat etmek gerekir. Özellikle tabela oyunları için. Son iki isim vereceğim. 8 numaralı Ay Nişan. Son yarışında safkanı zıpkın gibi gördüm. Gerçekten koşacağım derse ki çok iyi duruma geldiğini gördüm. Bugün 8 numaralı Ay Nişan'dan sürpriz gelebilir. Yine 2 numaralı Demir Perde, Demir Perdedir diyorum. Geçen seneki gibi perdeyi de kapatabilir arkadaşlar. Bu safkanda dikkat edelim diyorum. Ben bu iki koşu için analizim e, bunlar olacak arkadaşlar Umarım bugün çok güzel bir gün olur hepiniz çok seviyorum özellikle YouTube kanalımıza destek bekliyorum hepinize çok güzel bir hafta sonu temenni ederim görüşmek üzere Esen kalın sağlıcakla kalın arkadaşlar